Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki önce sen hoş geldin. Ben hoş geldim. İlk önce ben hoş geldim. İlk ben geldim. İlk. Güzeller güzeli Neslihan Yeldan'la beraber yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün biraz soru cevap yapalım istedik. Neslihan'a gelen soruları cevaplayacak Neslihan. Kaç yüz bin tane geldi? Bir sürü soru var bak. Aklın hayalin durur. Efendim neredeyiz? Önce bir ondan bahsedeyim. Biz bugün Seraf Restoran'dayız. Bağcılar'a geldik sırf bu videoyu çekmek için. Videonun devamında aslında anlatacağım size ama çok özel bir yer gerçekten. Çünkü her şey tarladan toplanıp geliyormuş. İşte atıyorum lahmacunun harcı bile saat başı değişiyor ve yenileniyormuş. Lahmacunu çok popülermiş. Aynen öyle. Şimdi hepsinden az az tadacağız zaten. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yemekler için de sorular için. Sorular. Alican Aytekinci birisi sormuş. Alican ile olan yemek videosu gelir mi demiş. Alın size i̇şte yemek. İşte buyurun. İlk sorunun cevabı. Serra Tok demiş. Çok seviyorum kendisini. Çok büyük hayranıyım yazmış. Serracığım öpüyoruz seni. Evet Zuhal demiş ki Aydan Hanım yani aslında Neslihan Hanım biraz soğuk ve huysuz görünüyor. Acaba dışarıya karşı da öyle mi? Öyleyim evet. Aa. Yani evet soğuk ve huysuzumdur çoğu zaman doğru ama tanıyana kadar. Tanıdıktan sonra o huysuzluğu sizi rahatsız etmiyor bence. Vay güzel bir yorum yaptı arkadaşım. Başta öyleyim ama sonra değilim. Hayatta yapmam dediği en büyük şey ne veya yapmam deyip yaptığı şey ne? Allah. Önce şunu soralım. Yapmam mı? Hiç yapmam deyip yaptığın bir şey var mı? Hayır, ben her şeye karar verir, yapmak isterim ve öyle yaparım. Nasıl bu kadar harika ve mükemmel bir kadın olmuş sorarsan sevinirim Ezgi Alp. Öyle gördükleri için teşekkür ederim. Hiç öyle bir mükemmel bir durumum yok ya. Yani. Aydan ve Neslihan'ın ortak yönü var mı? Esas var olmuş. Mı? Vallahi hiç yok. Ha var. Ne? Bir tane. İkisi de oğullarını çok seviyor. Banu Meh de demiş ki Neslicim sorum şu, sana Neslicim demiş, hep hayata pozitif bakabilmenin sırrı nedir? Ne? Şöyle sosyal medyada herkes benim aşırı pozitif, hep olumlu, her şeyde olumlu bir taraf gören bir insan olarak tanıyorlar. %70 doğru diyelim. Çünkü insanlara göstermek istediğim pozitivizmin ne kadar yüksek enerjili bir hal olduğu ama benim de düştüğüm, ağladığım, sinirlendiğim, mutsuz olduğum, strese girdiğim zamanlar çok. Bazen hemen her gün. Peki, en son ne zaman o böyle sinir krizi yaşama noktasına geldin? Aslan ödevlerini yapmıyor, okula gitmek istemiyor, okulu reddediyor. O yüzden. Ay Allah başka dert vermesin. Ya çok önemli bir şey bu. Oğlan ders yapmıyor yani. Ama haklı olabilirsin. Benim annem de hep o yüzden sinir krizi geçirirdi. Anne baba olunca anlanacak bir durum bu aslında tabii. Aydan karakterinin en sevdiğin özelliği. Ha, güzelmiş. Hay Allah. Aslında senaryoyu okuduğun zaman Aydan antipatik bir kadın. Oğluna kendi istediği gelini elde etme çabasında ve bunun için hani herkesi ekarte edebiliyor ama ben ona başka bir yorum katmak istedim. Antipatik olmasına rağmen sevilesi bir kayınvalide yaratmak istedim. Galiba onu başarıyorum. Hani seyirciden aldığım tepkiye göre söylüyorum. Neşeli bir kadın yapmak için uğraştım. Her türlü yaşadığı zorluğa rağmen, evinden çıkamamasına rağmen, agorafobisine rağmen, çocuğunu kaybetmesine rağmen, asistanıyla olan diyaloglarında da neşeli ve esprili bir kadın yapmaya çalıştım. Ben Neslihan olarak da öyle olmaya çalışıyorum. Galiba o tarafını seviyorum. Ama onu evet. Da ben yarattım birazcık galiba. Kesinlikle. Senaristleri de biraz yönlendirmiş oldum galiba. Bence çok tatlı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken bir karakterdi. Çünkü çok itici de olabilirdi. Öyle de yorumlanabilirdi. Aynen. Ama sen çok tatlı bir yerden oynadığın için bence öyle bir negatiflik geçmiyor. Sevilsin istedim. Karakterim evet. De ondan. Aynen öyle. Evet, en sevdiğiniz yemek. Hadi bakalım. En sevdiğim yemek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü yemek yemeyi ben çok seviyorum. Daha çok zeytinyağlıları severim. Deniz ürünlerini severim. Etle aram yoktur, tavukla yoktur. Şu masadaki... Bunu et yerken söylüyor. Et yemiyorum. Nerede et yiyorum? Bunlar et. Hayır onu yemedim daha. Etle aram yoktur. Veganım demedim. Ama hani et yerine şunları tercih ederim. Meze tercih ederim. Ama sebze tercih ederim. Ege mutfağını severim falan. Çok güzel bir soru var. Bu soruyu şimdi gördüm. Zeze Nur. Şimdi benim soru cevap videomda
Seninle ilgili bir soru vardı. Soruyu hatırlamıyorum ama cevabında şey demiştim. Neslihan'a karşı ilk gittiğimde bir ön yargım oluşmuştu demiştim. Şimdi Zezin burada demiş ki... Öyle mi dedin? Evet. İzledim kime dedin? Sen benim soru cevap videomu. Öyle mi dedin? İzlemedim. Evet. Bana ön yargıyla mı? Bir dakika. Kavga ediyorsunuz. Stüdyoda gerginlik. Burada kavga ediyorlar. Ben sana anlatmadım mı bunu ya? Stüdyoyu terk edeceğim. Bana ön yargıyla geldin. Hadi bakalım Alican Bey, bana nasıl bir ön yargıyla geldiniz ve sonra ne oldu? Söylüyorum. Hemen bak, soruları ben aldım. Videodaki açıklamamı tekrar yapıyorum. Biz ilk okuma provasına gittiğimizde bana hangi okuldan olduğumu sormuştun ya. Ben de okullu olmadığımı söylemiştim. O zaman demiştim ki eyvah, bu okullu olup olmamaya takan bir oyuncu. Ve full sahnelerim onunla, benim işim çok zor demiştim. Ama sonrasında... Ne oldu sonra, ne oldu? Sonra seni tanıdıkça o ön yargım gitti. Hiç öyle bir takıntın olmadığını anladım. Soruyorum işte, yaşın kaç, nerelisin, hangi okulu bitirdin, öyle bir soruydu. Evet, o öyle bir soruymuş ama o ilk ben o soruyu aldığımda şey oldu, sıçtık. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Sitare benim okulumdan. Sitare'ye başka bir sevgim var gibi. Hani aynı okuldan mezunuz, aynı sınıflardan geçmişiz. O da öyle bir durum yani. Hangi okul? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü. Süper. Peki senin bana ön yargın var mıydı? Hayır. Sorunun şeyi. Onu hiç tanımıyordum ki, nerede ön yargım olacak? Peki, güzel. Yani biz hemen kaynaştık. Biz çabuk kaynaştık. Biz hemen kaynaştık. Sonra çok güldük, çok eğlendik. Artık bundan sonrasını bilmiyorum. Peki sette en eğlendiğin, güldüğün an demiş Melis Kurular. An mı? An. O an. Anlar. Evet, yani en dediği için bir anda söyleyeyim. Vallahi yanımda diye söylemiyorum. Ali Can'la çok eğleniyorum. Bazı insanlarla ortak bir dil bulursunuz. Oyunculukta özellikle bu olursa çok güzel akar sahneler. Bazı oyuncularla da hiçbir şekilde ortak dilim yok. O olmuyor yani, daha önceki dizilerden de söylemek istiyorum. Şimdi gidecek insanlar öteki dizileri ama daha önceki çalışma hayatımdan diyeyim. Ya bu bazen kötü bir olmuyor. Şey değil bu arada yani. Ya aynı dili konuşamadığımız bir sürü insan oluyor. Bu iş hayatımızda da, özel hayatımızda da. Aynı dili tutturamıyorsunuz. Bazen olmuyor yani. Başka bir ekolden geliyor, başka türlü oynuyor. O zaman ben çok geriliyorum, çok sıkılıyorum. O sahneleri hiç istemiyorum. Ama Ali Can'la hem sette hem set dışında iyi anlaşıyoruz. İyi, sosyal hayatımızda da görüşüyoruz ki daha tanışalı. Kaç ay oldu ya? 4 ay mı? Ağzım yandı. Yandı mı? 4 ay mı oldu? Oldu. Oldu. Bir dakika, ben konuyu şey yapayım. Biz ne zaman tanıştık? Ne sıcak geldi de yandın. Atlarsan öyle Antepli olarak kuru patlıcan dolmasına. Çok sıcak ama çok lezzetli. Biz ne zaman tanıştık? Mayıs'ta başladı. Mayıs o zaman. Mayıs'ın sonlarına doğru. Mayıs'ta mı 5, ilk okuma? Şu an 10. aya giriyor. Yani 4-4,5 ay falan. 4-5 ay olmadı yani ama yani yıllardır tanışıyor gibi anlaşıyoruz biz. Ya bir de sette sürekli beraber olduğumuz için zaten çok da sık görüşüyoruz. Çok da sık görüştüğümüz için çabuk kaynaşıyoruz. O oturduğu andan beni germeye çalışıyor. Anladınız mı? Böyle bir kadın. Ama ben gülüyorum her şeye rağmen. Çünkü biliyorum içine. En büyük pişmanlığı ne demiş? Ali Can'la oynamak dese ya. Ali Can'ın karşıma çıkması filan. Pişmanlığım Zeynep bin günlü. Bir şey söyleyeceğim. Ben hayatta yaptığım bazı aksiyonlardan sonradan pişman oldum. Ama keşke ile başlayan cümleleri sevmem. O yüzden şunu yaptım, ah keşke yapmasaydım, çok pişmanım demem. O zaman onun doğru olduğunu inanmış, yapmışımdır. O zaman Nur demiş ki sana, yapmaktan hoşlandığın en sevdiğin aktivite. Yemek mi? Aldık cevabımızı. Şu ana kadar en zorlandığın replik veya sahne hatırlıyor musun? Yani gülmekten oynayamadığın veya ezberde bir böyle vardır ya, bazenler sürekli tekrarlarsın, asla oturtamazsın. Benim de iki sahnem gibi. İstanbullu Gelin'de Esma'yla gelini taklit ettiğim sahnelerde çok zorlandım. Çünkü ben taklitçi değilim. Aslan'la çoğu zaman aranız nasıl? Çok kavga ediyor musunuz? Yani genellikle Aslan'la arandaki ilişkiyi sormuşlar. Soran da Gülşah. Galiba onun da oğlu var. Aslan benim hayattaki ilk önceliğim.
Aslan benim kalbim, hayatım, dünyam. Ergenliğe girdiğinden beri tabii ki kavga ediyoruz. Çünkü her teklifime hayır diyor. Her önerime hayır diyor. Artık bir birey olduğu için, kendisini koca adam olarak gördüğü için kendi kararlarını kendisi vermek istiyor. Aylardır yalvarıyorum, saçlarını daha yeni kesebildim. O da çok az. Çünkü yani kusura bakma da çocuğun saçını sen kesmişsin. Tabii ki de yalvaracaksın. Çocuğu doğru düzgün bir kuaföre göndersene. Gitmiyor, gitmiyor. Hiçbir evet. şey yapmıyor. En iddialı yer geldi. Bölüyorum, çok özür dilerim. Lahmacun. Evet, buranın en iddialı parçalarından biri ve ben en son çocukken yemiştim. Bir de geçen ay yedim. Evet, Neslihan lahmacun yemiyor normalde. Lahmacuna düşkünlüğüm yoktur. Onur dedi ki, buranın lahmacununu yemen lazım ve ben yiyeceğim şimdi. Çok güzel gözüküyor ya. Bu videoyu izleyen diyetisyenime sesleniyorum, özür dilerim. Çünkü efsane bir yerdeyim ve yiyeceğim yani. Cevabını bildiğimiz bir soru aslında. Merve demiş ki, birbirinizle çalışmaktan memnun musunuz? Sizi çok seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Çok. Buraya kalabalık gelip evet. saatlerce yemek yiyebilirsin. Saatlerce. Buraya burçlarla gelmek şey. Lazım. Arkadaşım bu gerçekten iyiymiş. Çok iyi. Ben akşam yemek yemeyeyim. Yok ya ye. Ama saat kaç da? Saat 4. Pardon 8'de acıkırım herhalde. Ben şimdi spora gidiyorum. Aa mı? Canım ben senin diyetisyenine gitmiyorum. Kayıtta mıyız? Müthiş. Güzel. Bunların hepsi kayda aldım. Ne? Kayıtta mıyız? Şaka. Gerçekten mi? Ama burada homini homini yiyoruz. Bu nasıl bir kayıt? Dizide Aydan dışında hangi karakteri oynamak isterdin? Eda Yıldız. Ben de Seyfi diyeceksin sanmıştım. Soru çok iyi ya. Tam elinde lahmacun varken Neslihan da böyle oturup lahmacun falan gömecek bir tip var. Hiç fast food yiyor mu yoksa devamlı diyette mi? Al sorunun cevabı burada. En son çocukken lahmacun yemiştim. Evet evet. Bir de bir de geçen ay yedim. Bu sene ikinci lahmacun yiyişim yıllar sonra. Lahmacuna düşkün biri değilim ama burada yediğim lahmacun çok güzel. Çok güzel. Hayır, fast food tipi değilim. Ben buradaki zeytinyağlılar tipiyim. Neslihan'cığım gün içinde en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketirsin? Seni çok seviyoruz demişler. Ben bunu cevaplamak istiyorum. Kabak. Sürekli kabakla. Ne sürekli şey? Çantada tüketmemiş bir kabak çıkarıyor ve diyor ki acur ya da bunu diyor yoğurda doğrayayım da yiyeyim. Çünkü setteki yemekleri yemiyorum ben. Evden en kolay kabak. Lor peyniri ve haşlanmış yumurta getiriyorum. Böyle bir diyet yapıyorum ve beni tok tutuyor. Yoksa sette deli gibi yerim yani. Bütün gün çalışıyoruz. Sabah 8'de girip akşam gecenin bir yarısı çıkıyoruz. Yanımda onlar olunca sapıtmıyorum. Bir tane de ben sorayım. Hadi. Sizin için soruyorum. Allah. Sette yemediğin yemekleri ne yapıyorsun? Dinliyoruz. Etli yemekler olunca ben onları yemiyorum. Böyle parça etli falan. Etli aram iyi değil ya. İşte şimdi lahmacunu yedim. Şimdi bir ay et yemeyebilirim. Köpeğime götürüyorum. Evet abi. Yani... İyi bir şey yapıyorum ya. Biz yemek yiyoruz. Anlatıyorum izninle bunu. Geldi böyle yaptı. Gece saat 3 falan yani. Daha ikinci bölümü falan çekiyoruz o zaman. Ay dedi bu dedi yemeği dedi acaba dedi yodu da yer mi dedi. Ama herkes o yemeği yiyor. O sırada be herkes birbirine bak. Yani sebebi şu. Sana bile benim bardağımı aldı. Bardağımı aldın çünkü benim tam böyle Sprite içmek istediğim bardağı sana uzattılar. Sen de onu aldın, içine etleri koydu, yodaya götürdün. Aa bundan hiç yok muydu? Bardak mı yoktu yani? Vallahi yoktu. O an karavanda başka bardak yoktu. Aman bunu ertesi düşünmüş. Ertesi gün sete gittim, kovör Mustafa böyle yapıyor. Sen diyor Neslihan'ın köpeğinin yemeğini mi yedin? Hayır dedim ya o bizim yemeğimizi yiyor. Hayır. Niye soruyorum ki yoda bunu yer mi diye? Çünkü köpekler yağlı, tuzlu, baharatlı şeyler yememeliler. O yüzden aradan etleri alıyorum da yediriyorum falan. Yoksa köpeğin portakallı ördek yiyor. Biz kuru fasulye yiyoruz değil yani. Çünkü Neslihan'ın ihaneti mi yoksa aptallığı mı? Hangisi sizce? Ne? Yani benim anladığım şey ihanetimi kabul edemezsiniz yoksa aptallığımı kabul edemezsiniz? İkisini ihaneti kabul etmem. Tamam.
Aptallık zaten çok var etrafımızda. Çaresiz kabul edip yaşıyoruz onu. Dizi boyunca sürekli aynı mekanda çekim yapmak zorluyor mu? Yani bir süre sonra sıkılmıyor musunuz? Çok güzel bir soru bence. Evet. Şimdi ben agorafobim olduğu için sen çıktın yine başka. Ben evet. Setlere gittin. Ben hep aynı mekandayım. Evden dışarı çıkamadığım için ve her hafta yapımcı ile yönetmene diyorum ki Aydan ne zaman dışarı çıkacak? Daha dün hatta bunun muhabbeti oldu sette. Aydan ne zaman çıkacak? Biraz sıkıldım hep aynı yere gitmekten. Bir de kadının çıktığını görmek istiyorum. O mücadeleyi nasıl yaşayacağım onu görmek istiyorum. İnsanlarda en gıcık bulduğun özellik neler? Yani bir insanda en sevmediğin özellik ne? Ben mesela kabalık. Ben de cimri insanım. Kabalık, cimrilik. Cimri insanlarla adım atamam. Hiçbir yere gidemem, eğlenemem, gülemem. Yemek yemeyi sevmeyenle de hiç. Hele diyet yapan da yanıma yaklaşmasın. Bu hayatta en çok değer verdiğim 5 şey ne? Anlayış, kibarlık, incelik, cömertlik, saygı. Benim de 5 duyu organımız. Ben de bunlara çok önem veriyorum. Ama yakında kör olacaksın çünkü çok tuzlu yiyorsun. Ama masada hiç tuz yok ve tuz atmadım farkındaysan. Tuza ihtiyaç yok çünkü. Evet, evet. Ya hiçbir şeyde... Evet, ha öyle mi? Evet, onu yemedim. Tuzu az ama çok lezzetli, ağzımda et dağılan bir et olduğu için yemedim. Ama yiyeceğim galiba. Oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Moda tasarımı. Çünkü 13-17 yaş arası moda tasarımı okuyacağım, tasarımcı olacağım, stilist olacağım, designer olacağım diye heveslerle geldim. Sonra bir anda yönüm tiyatroya kaydı. Ama şimdi bir koleksiyon çıkartıyorum ve küçük küçük adımlarla. Story'de de söyledim zaten, hep duyuruyorum. Daha yapım aşamasında minicik koleksiyonum. Böyle kendimi tekrar orada buldum azıcık. Bakalım beğenecek mi insanlar güzel koleksiyonumu? Yani aslında bir çocukluk hayalimdi o senin. Şimdi evet, oraya doğru Neslihan gidiyor. Evet. Bizde her türlü destek ve yardımda bulunuruz. Çok teşekkür ederim. Dizide favori repliğiniz neydi? Şey sahnesini çok sevdim. Kerem'le olan sahnemde, hatta onu Instagram'a post olarak da koydum. Gelin olarak Eda'yı istemediği halde Serkan ona sert çıktığı için oğlunu azarladığı sahnede bir kadına böyle davranamazsın dediği sahneyi sevdim. Biraz da tatlıya geçelim. Tatlıda devam edelim. Evet, şimdi tatlımız geliyor. Ben de sana bir tane çok tatlı bir soru gelmiş. Queen Handex diye bir hesaptan. Hayatında bir ünlüyle, başka bir ünlüyle yer değiştirme şansın olsaydı hangi ünlüyle yer değiştirirdin? Kate Blanchett. Neden? Çok güzel roller oynuyor. Rukiye Tekin sormuş. Aydan karakterindeki gibi bir fobisi olsa neler hissederdi? Bunu oynamak ona nasıl hissettiriyor demiş. Şimdi fobisinin ortaya çıktığı yerlerde zorlanıyorum. Biraz derine inmek gerekiyor. Daha psikolojik tarafını da görmek gerekiyor. Zorlanıyorum derken bu keyifli bir zorlanma. Oyuncu olarak zorlanmayı severim. Çünkü oyunculuğunuzu büyütür, geliştirir. Öyle bir... Mesela uçak fobim, uçma fobim var. Senin de mi? Benim de. Keşke senin evde otursaydık da sen hiçbir şey ikram etmeseydin. Sadece soda verseydin. Ne güzel. Şu an bir laf çarpması var. Çünkü son bölümü beraber izledik ve hiçbir şey yapmadım. Teşekkürler. Yok, ben top bitmiştim zaten. Ben de toptum. Açılsam yapardım sizin tek bir şeyler. İstediğim zaten sodaydı ya. Evet. Onu söylemek istemedim ya. Söyleyebilirsin. Sence Aydan ne yaşarsa evden çıkabilir? Onu cesaretlendirecek şey ne olmalı? Eda'nın onu çıkartacağını düşündü herkes. Senaristlerin nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorum. Yani sen kendi kafandakini... Ama ben galiba oğlumla çıkmak istiyorum. İlk oğlunun ölümünü de şimdiki oğluna sarılarak hafifleteceğini ve onunla o travmayı... Çünkü o sahneler çok güzel oldu. İki bölüm mü önceydi. Yine onunla el ele çıkmak istiyorum galiba. Peki. Peki. O zaman efendim afiyet olsun diyoruz. Ben de afiyet olsun. Bütün masayı yedik. Yani gerçekten çok lezzetliydi. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorum yazmayı zaten unutmuyorsunuz. Bağcılar'dayız, değil mi? Bağcılar. Evet, Bağcılar. Yani İstanbul'da yolu düşen herkes gelebilir ama özellikle Bağcılar'a yakın olan insanlar, vallahi haberiniz olsun. Bir servet var burada. Evet, çok güzeldi. Restoranımıza da teşekkürler Sena. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok lezzetli bir sohbet oldu. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.